Herkese merhabalar. Evet, biliyorsunuz yaklaşık 10 gün önce ilkin bir Samsung Galaxy S21 Plus satın almıştı. Ve günümüzde telefonları satın almak sadece bir başlangıç. Onu aldıktan sonra onu korumak da çok önemli. Evet, benim mesela bir önceki telefonum Note 8. Emekleri onu gösterelim. Düzgünce koruyamadığım için düştüğünde ekranı kırıldı. Aslında ben onu da korumak için bilinen, yani Spigen, iyi koruculuğu olduğu bilinen Spigen marka kılıf almıştım. Fakat etrafında bulunan plastik çerçevesi çok kolay bir şekilde deforme olup kırıldı. Ve daha sonrasındaki arkada sadece normal plastik bir kap kaldı ve gerçekten de koruyuculuğunun olmadığını gözlemledik. Onun için Spigen out. Evet, Spigen'i burada eledikten sonra tekrar Xperia Raptor'a geri dönelim. Buradaki amaç aslında hem telefonu iyi korumasıydı ve telefonun güzelliğini de kaybetmeden bunu yapmasıydı. Evet, aslında benim ilk baktığım özellik, evet, koruyuculuğunun gerçekten yüksek olması önemli. Fakat rengarenk telefonlar satın alıyoruz ve günümüzde onları siyah ekranlarla, yani plastiklerle kapattığımız zaman hiçbir zaman arkalarının renklerini göremiyoruz. Benim telefonum da mordu ve bu rengi görmek istiyordum her zaman. Onun için de bu kılıfı buldum. Aynı zamanda arka taraftaki çerçevesinin renkleri de çok güzel. Bu, yani ne olarak geçiyordu? Colorful, renkli şekilde geçen bir model. Aynı zamanda bunun grisi de var bildiğim kadarıyla. Telefonla bir kere çok uyumlu rengi açıkçası. Evet, hani telefonla çok hiç sırıtmıyor. Çok hani o yandaki diyelim yanar dönerli renkler gerçekten telefon. Aslında yanar döner diye geçiyor tam olarak. Gerçekten salladım ama neyse. O renk akışları falan çok güzel gözüküyor açıkçası. Evet. Ve telefonu gerçekten daha da bir görsel olarak daha güzel gösterdiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ve bunu kaplı yapmak gerçekten zor bir şey. Tam tersi çirkinleştiriyor biliyorsunuz ki telefonları. Şimdi korumasına dönelim asıl. Evet, koruyuculuğu yaklaşık işte 3 metre düşme testlerine tabi tutulduğu zaman koruyuculuğu sağlandığı şöyle bir yanlarını falan gösterelim telefonun. Özellikle şimdi çevresi biliyorsunuz genelde ekranlar o kadar büyüdü ki ekranı korumak tam bir dert haline geldi. Evet. Özellikle kılıfın şu çevresindeki alanın biraz yüksek olması gerekiyor ki ekran bir darbe aldığı zaman, bakın bu örnekte olduğu gibi, kenardan kırılmasın. Çünkü bunun ekranı, bakın yandan baktığımız zaman önde kalıyordu. Bir de Edge'di. Aha. Note 8'im. Bu aslında Edge değil. Ekranları korumak biraz daha kolay diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü en azından hani çok az da olsa bir yükselti veriyor ve telefon ilk düştüğü zaman darbeyi ekrandan almıyor. Oluyor. Evet, kenarından almış oluyor darbeyi ilk aşamada. O da tabii ki ekranın kırılmasını engelleyecektir. Aynen. Aynı zamanda metal bir alaşım varmış bu çerçevesinde. Alüminyum diye hatırlıyorum. Alüminyum bir çerçevesi var bu kılıfın. O yüzden aynen, oldukça sağlam olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani plastik olmadığı için tamamen. Hı-hı. O da bir etken. Aynı zamanda çevresinde de dört kenarında da ekstra bir yükselti var. Telefon hani şu şekilde düştüğünde de buradan ekranın kırılmasını engellemek için. Çevresine baktığımız zaman da ses açma kapama ve power tuşunun böyle ekstra bir yükseltiyle değil de aynı yükseklikle bütünlük sağlamış ya. Bütünlük sağlamış. Sadece bir noktayla belirtmişler ve yani o kadar güzel çalışıyor, oturuyor ki telefona. Hı-hı. Şu an yani çıkartmak zor. İstesen de çıkartamıyorsun. Aynen. Gerçekten bayağı zor çıkar. Ekranına biz de üzerindeki zarar vermek istemedik. Jelatini bozmak istemedim için. Jelatine daha doğrusu. Hı-hı. Aynen. Aynı zamanda bu port girişleri de şöyle çok bir zoomlayayım, odaklayayım. Tam olarak precise yapılmış bir çok şey. Çok çok iyi yapılmış. Baksanıza şu an gösteremiyorum gerçi. Odaklayamadım telefonla. Işık şu an pek yeterli değil. Evet, ışıktan dolayı herhalde. Şuradaki çıkışlar. Üstte de iki tane gördüğüm kadarıyla mikrofon. Hoparlör de var değil mi? Aynen, çünkü stereo. Evet, bu şekilde bir kılıfla geldi. Aynı zamanda kılıf şeyin üzerinde gördüğüm kadarıyla da antimikrobiyal olduğu söyleniyor. Yani mikrop üzerinde barındırmadığı söyleniyor bu kabın. Günümüzde biliyorsunuz ki önemli en büyük bir şey. Konulardan birisi. Zaten direkt ona oynamışlar bence biraz da. Hani koronadan dolayı belki direkt onun ön plana çıkarmış olabilir. Ama şöyle bir şey de var. Biz özellikle bu kabı aldıktan sonra üzerinde yazan şuradaki uyarıyı göstermek istiyorum. Bir uyarı var şurada. Diyor ki kanser ve üreme ile ilgili bir sıkıntıya sebep olabilir. Yani bu tarz uyarıları biz ben hiç görmedim. Hiçbir yerde görmüyoruz. Hı-hı. Ve bunu araştırdığımızda hani acaba böyle ekstra bir şeyi mi var, bir ne derler, zararı mı var, var diye araştırdık. Fakat fark ettik ki Kaliforniya eyaletinin bu şekilde bir kuralı varmış ve bu marka da Kaliforniya temelli kökenli, hı-hı, bir marka. Bu tarz uyarıları yazmak zorundalarmış ve bu zaten böyle 1000'den fazla kimyasalın aslında içerdiği bir uyarı. Fakat biz günümüzde hiçbir aldığımız tabii ki şeyde görmüyoruz. Hı-hı. Aslında çoğu plastikte bu var ve bu şekilde bir uyarı koymaları da gerçekten etkileyici. Hı-hı.
Ama bu biraz şey yasal bir zorunluluktan anladığım kadarıyla. Hani Amerika'daki, Kaliforniya eyaletindeki diyelim yasalarla alakalı. Bence hani Avrupa'da bilmiyorum böyle bir yasa var mı da burada da koymak zorunda olabilir. Hani belki firmalar bu tip şeylerdir. Ama ben aldığım şeyde dikkat etmemiştim kılıfta Ama açıkçası. bu şey California işte health şey bu ne deniyor? P65 P65 Warnings warning. Aynen buna ki girip CA.gov. bakabilirsiniz. Biz oradan biraz baktık. Orada yaklaşık dediği gibi 1.000 tane farklı şey var. Kimyasal maddenin Evet. içerikleri var ve gerçekten de etkili olduğu Aslında çoğu söyleniyor. şampuanda mesela gördüğüm şeyler bunlar. Bu maddeler. Fakat hiçbirisinde tabii ki böyle şeyler belirtilmiyor. Bunları dürüstçe belirtmek de önemli bir şey. Bunun bakabilirsiniz. Burada web sitelerini de göstermiş. Şöyle göstereyim Biz ben de. Polonya'dan satın aldık. Ben 110 zlotiye satın aldım. Aslında Türkiye'deki karşılığı yaklaşık işte 220 TL olması gerekirken Türkiye'deki fiyatları gördüğüm kadarıyla birazcık yüksek. 500 lira, 700 O lira bayağı pahalı. evet civarlarında. Bayağı pahalı. Yani tercih sizin. Telefon Evet. çünkü biliyorsunuz ki para yani bayağı değerli şeyler artık bunlar. Korumak da tabii ki onları önemli bir Evet. konu. Evet, çok teşekkür ediyoruz hepinize. İlerleyen günlerde eğer ekstra bir şeyle karşılaşırsak kılıfla ilgili tabii gene paylaşırız. Sizler de Aynen. yorumlarınızda merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın bakalım. Hoşça kalın.